Değerli izleyicilerimiz, bugün Emekli TV'de çok özel bir konukla birlikteyiz. Sayın Özgür Kaya ile birlikteyiz. Sayın Kaya'yı pek çok izleyicimiz ekranlardan tanıyor. Kendisi Türkiye'nin çok önemli sosyal güvenlik uzmanlarından bir tanesi. Bugün kendisiyle yine çok özel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizlerin de merak ettiği sorular varsa lütfen videoların altına yazınız. Özgür Bey, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Efendim, bildiğiniz üzere 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren intibak konusu var. Öncelikle intibak nedir, ne değildir? İntibak yasası ile ilgili Ankara'da neler oluyor? İntibak yasası çıktığında emeklilerimiz ne kadar zam alacaklar? Bunun yanı sıra dul ve yetimlerden de çok sayıda soru alıyoruz. Ben de yararlanabilir miyim diyor dul ve yetimler. Bu konuları izninizle sohbetimize bu şekilde başlayalım. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi intibak dediğimiz uyumlaştırma, denkleştirme anlamına geliyor. Biz intibakla ilk defa 2011 yılında tanıştık. Biliyorsunuz 2000 yılından önceki emekliler bu intibak yasasından yararlanmak suretiyle maaşlarına 50 lira ile 350-400 lira civarında bir artış meydana getirmişti. Yani emeklilere ilave bir zam gibi intibak yasasıyla bir uyumlaştırma yapılmıştı. Bu uyumlaştırmanın nedeni de şuydu, 2000 yılından önceki emekliler, 2000 yılından sonraki emeklilere oranda maaşlarında bir değer kaybı yaşadılar. Makas açılmaya başlamıştı. Bu makası kapatmak için de 2011 yılında yapılan düzenlemeyle bu makas kapatıldı. Fakat 2011 yılında bu intibak yasası çıkarıldığında biz yetkililerimize şunu önerdik. Dedik ki, biz 8-10 yıl sonra tekrar bir intibak konusunu gündeme gelmesi veyahut da tekrar bir intibak meselesinin konuşulmaması için bunun çözümü intibakla değil, bizim aylık bağlama oranları dediğimiz, ABO diye ifade ettiğimiz emekli aylığı bağlama sistemimizin kökten değiştirilmesi ve düzeltilmesi gerekiyor. 2000 yılından önceki emekliler, 2000 ile 2008 arasındaki emekli aylıkları ve 2008 sonrası emekli aylıkları ayrı ayrı aylık bağlama oranlarıyla hesap edildiği için 2008 sonrası düşen aylık bağlama oranı ne yazık ki önceki çalışmaların kazanımlarını çalıştıkça, prim ödedikçe eritmekte. Hal böyle olunca da emekli maaşlarının düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü ülkemizde çalışanların %60'ı 70'i asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretle çalışanların maaşları da haliyle çok düşük oluyor. O nedenle bizim intibak meselesini bundan sonra tekrar konuşmamamız için, evet, 2000 yılı sonrası emekliler için bir intibak yasası gerekiyor mu? Şart, gerekiyor. Ama bundan sonraki süreç içerisinde tekrar bir intibak konuşmamak için bizim aylık bağlama sistemimizin kökten değiştirilmesi, yani çalıştıkça kaybeden değil, eriyen değil, çalıştıkça artan bir sisteme dönüşmesi gerekiyor. Yoksa emekli aylıkları her geçen yıl bundan sonraki süreçler içerisinde daha düşük olmaya devam edecek. Evet. Şimdi intibak yasası ile ilgili konu, evet, bu yıl gündeme gelecek. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yapmıştı. Emekli aylığı bağlama sistemi, emekli sistemi ile ilgili bir yeni düzenleme yapılacak diye. Hatta bunun üzerine şunu da ilave edebiliriz Fatih Bey. İkinci bir emeklilik diye adlandırdığımız bireysel emeklilik sistemi. Esasında bu bireysel emeklilik sistemi emeklilik anlamında değil, tasarruf anlamında değerlendirmek gerekiyor. Ancak tabii ki örneğin vatandaş 10 yıl boyunca veya 15 yıl boyunca bireysel emeklilik sistemine prim ödeyip buna tabii ki bireysel emeklilik sistemine devletin de bir katkısı söz konusu. Emekli 56 yaşına geldiğinde bu kişi ikinci bir, yani sosyal güvenlik kurumu dışında bireysel anlamda yapmış olduğu tasarruflar nedeniyle bir para biriktiriyor. Bu sistem içerisinde örneğin emekli aylığı 58 yaşında bağlanacaksa 56 yaşında bireysel emeklilik sisteminden emekli oluyor. 58 yaşına kadar tıpkı sosyal güvenlik sisteminden emekli olmuş gibi emekli aylığı alıyor. 58 yaşına gelince de sosyal güvenlik kurumundan aylıkları ikinci bir aylığı bağlanmış oluyor. Kişi dilerse bu parayı fonda biriken, yani bir bireysel emeklilik sisteminde biriken parayı dilerse toplu olarak alıp ayrılmayı da gerçekleştirebildiği gibi yıllarca bu sistem içerisinde de belli bir miktarda aylık bağlanarak da tasarruflarını değerlendirmiş oluyor.
İntibak yasası çıkarsa, tekrar intibağa dönecek olursa, intibak evet. yasası çıkarsa sizin de ifade ettiğiniz gibi dul ve yetimler, yani devletten herhangi bir atf ve isim altında aylık alıyorlarsa onlar da tıpkı normal emekli olan sigortalının kendisi gibi bu intibak yasasından yararlanabilecekler. Yani dul ve yetimlerimizin 2000 yılından sonra bu maaşı almaya başlayanları da bundan yararlanabilecekler. Tabii, intibak yasası tüm emekliler için geçerlidir. Çünkü emeklilik dediğimiz sigortalı kendisi hayattayken kendisine bağlanan emekli aylığı sigortalı vefat ettikten sonra geride kalan hak sahibi konumundaki eş veya çocuklarına da dul aylığı, diğer bir ifadeyle ölüm aylığı ve çocuklara da yetim aylığı olarak bağlanıyor. Bunlar da kendilerine düşen pay nispetinde bu intibaktan yararlanabilecekler. 2020 yılında muhtemelen bu intibak yasasının tekrar bir gündeme geleceğini, tekrar bir ele alınacağını tahmin ediyoruz. Evet, Sayın Uzmanımızın, Sayın Kaya'nın da ifade etmiş olduğu gibi ülkemizde gerçekten intibak yasası bekleyen çok milyonlarca, yaklaşık 6,5 milyon civarında bir emeklimiz, dul ve yetimimiz var. O nedenle intibak yasası gerçekten çok önemli. İnşallah biraz sonra daha detaylı bu konuyu ele alacağız. Şimdi Sayın Uzmanımızın, Sayın Kaya'nın ifade ettiği gibi burada önemli olan nokta bunu kalıcı bir hale getirebilmek. 8 yıl sonra, 10 yıl sonra yine maaş dengesizliği, ben buna maaş adaletsizliği diyorum. Çünkü 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımıza yüksek oranda bir emekli bağlı aylığı bağlanırken diğerine aynı prim gün sayısına sahip olmalarına evet. rağmen maalesef daha düşük emekli maaşı bağlanıyor. Özellikle de 2008 yılından sonra emekli olanlara daha düşük maaşlar ödeniyor. Şimdi Buyurun. Şunu ifade edeyim Fatih Buyurunuz. Bey. Mesela 2000 yılından önce 3600 gün sayısıyla emekli olan bir kişi 2000 yılından sonra 5000 gün, 7000 gün prim ödeyen kişiden daha fazla maaş alıyor. İşte yani arada neredeyse iki kişinin sigorta farkı, prim evet. farkı olmasına rağmen, ama yani şöyle bir durum da var. 2000 yılından önce emekli olanlar sakın bize alınmasınlar. Çünkü bu sistem maalesef 2000 yılından sonra emekli olanların maaşını her geçen gün daha da eritiyor. Sayın Kaya'nın da ifade ettiği gibi çalıştığı dönemde vatandaş prim ödüyor. Prim ödemesine rağmen alacağı emekli maaşı düşüyor. Evet. Peki 2020 yılında bu aynı zamanda, bakın, Emekli TV'nin sizlere vermiş olduğu bir müjde. Sayın Kaya'nın da ifade ettiği gibi Ankara'da şu anda bu işin maliyetiyle ilgili bir çalışma var. Yapılıyor. Kimleri kapsayacak, nasıl bir sistem gelecek, bunun üzerinde SGK'nın uzmanları ve maliyenin uzmanları çalışıyorlar. Evet. Bunu da ilk kez burada sizle paylaşalım. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Benim diğer bu intibakla ilgili soracağım soru şu. Yarın sabah diyelim ki intibak yasası çıktı. Evet. Ben de 2008 yılında ya da 2002 yılında emekli olan bir vatandaşım. Benim maaşım ne kadar artacak? Evet. Şimdi Fatih Bey, artacak olan tabii her emeklinin maaşına bazılarına 50 lira etki ederken bazılarına 450 liraya kadar bir artış meydana getirecek. Bunun sebebi de şu. Çalışmış olduğu yıl süresi, ödenmiş olan prime esas kazançlar dediğimiz, bu çok önemli. Şimdi belki birazdan o konuya da geleceğiz. Prime esas kazanç bizim yıllar sonra emekli olduktan sonra alacağımız rakamı belirleyen bir kazançtır. Evet. Prime esas kazançlar da bizim çalıştığımız iş yerlerinde ya da kendi adımıza prim ödüyorsak, yani vergi mükellefi olup da bağkur prim ödüyorsak, bunlar bizim ileride emekli olacağımız maaşları da belirlemiş oluyor. Prime esas kazançları, göstergeleri, katsayıları yüksek olanlar daha yüksek bir intibak rakamı alacaklar. Daha düşük olanlar daha düşük almış olacak. Yani bugün örneğin 1000 lira seviyesinde veya 1100 lira seviyesinde bir emekli aylığı alan kişiye yaklaşık olarak 75 lira civarında bir artış meydana getirecek. Ama prime esas kazançları yüksek olduğundan dolayı yüksek bağlanan emekli aylıklarına da bu rakam kademeli olarak işte 250, 300, 350, 400, 450 liraya kadar bir artış meydana getirmiş olacak. Peki efendim, bu intibak yasası çıktığında SGK'dan emekli olanlar, Bağkur'dan emekli olanlar bundan yararlanıyorlar. Peki emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımızla ilgili bir iyileştirme söz konusu olacak mı? Şimdi Fatih Bey, bu özel sandıklar meselesi maalesef bir türlü çözüme kavuşturulamadı.
Bu aynı zamanda biliyorsunuz yılda iki kez ödenen, iki yıldan beri uygulanan emekli ikramiyelerinde de bu sorun ortaya çıkıyor. Bu sandıkların da artık esasında 2008 sonrası sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilmesi gündemdeydi. Fakat bir türlü o sağlanıp ortadaki adaletsizliği ya da eşitsizliği gidermedi. Maalesef bu kesim bu noktalarda mağdur oluyorlar. Bunun da bir an önce bu intibak yasası çıkartılırsa bunun da artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na devre yapılıp kapsama dahil edilip artık bunlar özel sandık statüsünden çıkarılarak SGK emeklisi modülüne dönüştürülmeleri gerekiyor. Yoksa o kesime karşı yapılmış bir adaletsizlik oluyor. Mesela ikramiyelerde de ifade ettiğimiz gibi emekli ikramiyelerinde de bu sandıklardan emekli olanlar yararlanamıyorlar. Evet, emeklilere verilen ikramiyeler hazine tarafından karşılanıyor ama hazinenin de bu kesimde sonuçta bir emeklilik statüsü tanınmış, yasayla korunmuş ya da yasası var bunun. O bakımdan onların sorunları da intibakla birlikte umarım düzeltilir. Peki efendim, kamudan emekli olanları da kapsayacak mı? Devlet memurları, emeklileri de bu intibaktan yararlanacaklar mı? Hayır, bu sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağkur'la emekli olanlar. Yani artık onlara bir iyileştirme yapılmıştı geçmişte. Tabii onların statüleri çok farklı. Emekli aylığı bağlama sistemleri hizmet akdine tabi çalışanlar dediğimiz, yani SSK'lılar gibi, SGK'lılar gibi değil. Onların emekli aylığı bağlama oranları SGK'lılardan daha yüksek. Evet. Bu bakımdan emekli sandığına tabi ya da kamudan emekli olanlara bir intibak söz konusu değil. İntibak yasası sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alanları kapsıyor. Dediğimiz gibi sandık emeklilerini kapsamıyor ama onların da bu kapsama dahil edilmeleri gerekiyor. Evet, şimdi Özgür Bey, siz de ifade ettiniz. 1000 lira alana 75 lira civarında bir intibak düzenlemesi zammı verilecek. Ama bana sorarsanız bu rakamın daha da artması gerekiyor. Neden? Bir örnek vereyim izninizle. Örneğin %70 aylık bağlama oranıyla bir kişi eğer 2000 lira emekli maaşı alıyorsa 2008'den sonra emekli olan bir vatandaşımıza aynı prime sahip olmasına rağmen yaklaşık 1300 civarında bir emekli maaşı alıyor. Yani aradaki fark en az 700 lira. Evet. Şimdi bu vatandaşımıza 75 değil 150 de versek bu vatandaşın geçim derdini ortadan kaldırmayacak. Sizler de daha iyi biliyorsunuz, ülkemizdeki evet, emekli maaşı ortalaması 1500 lira civarında. Bu 1500 lirayla vatandaş zaten geçinemezken aslında bizim vatandaşımızın beklediği gerçek intibak tüm 2000 yılı öncesiyle 2000 yılı sonrasının tamamen eşitlenmesi. Evet. Burada çıkartılacak olan, şu an Ankara'da devam eden intibak yasasıyla ilgili çalışmanın bunu gözetilerek yapılması gerektiğine inanıyorum ben. Kesinlikle biz şu an emekli aylığı bağlama sistemimiz karma bir sistem. Evet. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve sonrası şeklinde 3 ayrı dönemi var, ayrı hesaplıyoruz. Mesela sizin 2000 önceki çalışmalarınızı %75'ten hesaplıyoruz. 2000 ile 2008 arasındaki çalışmalarınızı, prim esas kazançlarınızı %65'ten ve 2008 sonrasındaki çalışmalarınızı ise %45 ve aşağı doğru ayrı ayrı hesaplıyoruz. Bu da tabii ki 2008 sonrası çalışmalarınız ne kadar yüksekse, 2000 önceki kazançlarınız ne kadar yüksek olsa da o aylık bağlama oranı düştüğü için 2000 öncesi kazançlarınızı aşağı doğru çekiyor. Ortalama yani düştüğü için evet, aşağı doğru düşürüyor. Şimdi bir kere emekli aylığı bağlama sisteminin kökten revize edilerek belki bu düşük emekli maaşı alanların da tekrar maaşlarının bir hesaplaması yapılmak suretiyle karma sistemden tek sisteme geçilerek tekrar bir hesaplanması, esasında benim önerim intibakla değil. İntibakla ilgili sorun, intibak geldi. 2008-2000 sonrası emeklileri, emekli maaşlarında az da olsa bir düzeltme yapıldı. Ama 8 yıl sonra bu sefer tersine bir intibak daha bekleyeceğiz. Bunu tekrar intibak konuşmamak adına ya da ne bileyim hükümetlerin ya da 2 yılda bir, 3 yılda bir işte emekli maaşlarını düzeltmek için seyyanen zamlarına, artık bunlardan kurtulmamız lazım bizim. Her yılbaşı geldiğinde emeklilere zam yapılacak, yapılırken seyyanen zam var mı? 1000 liranın altındaki maaşları 1000 liraya çekme gibi böyle karma karışık sistemlerden net, tek, hem vatandaşın yüzünü güldürecek, hem şu an düşük emekli alan kişilerin, emekli maaş alan kişilerin şartlarını da biraz daha iyileştirmek
ya yönelik bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Tabii bu düzenleme yapılırken işin bir de mali boyutu var. Yani bunun mali Sosyal Güvenlik Kurumu'na maliyeti var. Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl açık veren bir kurumumuz. Bunu hazine desteklemek suretiyle bu sistemi yürütüyoruz. Bunu yapma, düzeltmenin temel sorunu da bizim şu an en büyük sorunlarımızdan bir tanesi istihdam. Biz üretime dayalı bir istihdama hızlı bir şekilde dönüş yapamadığımız, sosyal bir taraftan işsizliği azaltıp Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasına giren parayı artırmak ve bu parayı artırdıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da emeklilere bunun yansımasını sağlamak. Şimdi gelişmiş ülkelerde Fatih Bey, evet, 4 tane çalışan bir emekliye bakıyor. Çok basit bir örnek vereyim. Bir çalışanın bugün 750 lira primi olsa, ki fazla da, 750 lira prim ödemiş olsa 4 çalışanın primi 3000 lira. Demek ki 4 çalışan bir emekliye baktığında bizim bugün en düşük emekli maaşımız 3000 lira olur. Hı. Gelişmiş ülkelerde böyle. Hani Almanya'daki emekli olanın şartları çok iyi diyoruz ya, işte esas temel sorun bu. Bizde 1.70 bile değil. Yani 2 kişi bile değil. Vatandaş da şunu söylüyor. Kardeşim diyor, ben 25-30 yıl boyunca bir sigorta primi ödedim. Bu para bir havuzda toplandı. Doğru. Ben sadaka istemiyorum. Benim ödemiş olduğum primin karşılığı şu. Sosyal bir devlette insanca yaşayabileceğim, bankalara borçlanmayacağım, çoluk çocuğuma el açmayacağım bir emekli maaşı olması, evet, gerekiyor. Görünen tabloda maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi bizi izleyen emeklilerimiz çok iyi biliyorlar. Ülkemizdeki emeklilerin, net söyleyebilirim, %70-%80'i bankalara borçlu. Borçlu. Çünkü almış oldukları emekli maaşları yetmiyor. Yetmez. Çünkü hal böyle olunca hiç kimse bankaya gidip ya bana keyfe keder kredi ver demez. Kredi kartını kullanmaz ya da ek hesaptan para çekmez. Evet. Emekli maaşları düşük. Şimdi çok burada ince bir nokta var. Tabii ki devletin de kurumlarının ayakta durması gerekiyor. Yani herkese 5000 lira emekli maaşı versinler demiyoruz. Siz de öyle bir şey ifade, evet, etmiyorsunuz. Şimdi Fatih Bey, evet, çok özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi söylediğiniz çok doğru. Şimdi ben 25 yıl, 30 yıl prim ödedim. İşte şu kadar havuzda param birikti. Bunun karşılığında 1000 lira olmaması lazım bugünkü şartlarda. Değil mi? Evet, olmaması lazım. Birincisi, geçmiş yıllarda yapılan büyük hataların, sosyal güvenlik sistemi üzerinde yapılan büyük hataların biz bugün günahını çekiyoruz. Evet, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konu var. Şimdi biz bu emeklilikle ilgili yaş şartını, yani EYT'ye geleceğiz biraz sonra. EYT'yi konuşacağız. Evet, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryel dengelerini bozacak bir modele dönüştürdüğümüz takdirde, tıpkı biz 20 yıl önce emekli maaşı ödeyemeyen bir sosyal güvenlik kurumu haline dönüşürüz. Onun da özür dilerim. Estağfurullah. Onu da yapmamak adına, evet, bugün bir kesim, bir vatandaş topluluğumuz bir ızdırap çekiyor. Bu emekliler için de geçerli, bekleyenler için de geçerli. Şimdi bizim hızlı bir şekilde sosyal güvenlik yapımızla ilgili emekli aile bağlama sistemimizi bir kere düzelteceğiz. Revize edeceğiz. Revize edeceğiz. Evet. Çünkü bundan sonrakileri bu mağduriyeti yaşatmamamız gerekiyor. İkincisi de, bunu düzelttikten sonra emeklilerimizin durumlarına bakacağız. Emeklilerimizin durumları ortada zaten. Buna paralel olarak hızlı bir şekilde emekli sayısıyla çalışan oranını dengelememiz lazım. Emekli sayısıyla çalışan dengemiz bizim uygun değil. İşte dediğim, 4 çalışan bir emekliye en az bakmalı ki bizim emeklilerimizin bugünkü 1000 lira alan emeklimizin maaşı 2000 liranın, 2500 liranın, 3000 liraya çıksın. Bunu yapmanın yolu da hızlı bir şekilde istihdam yaratmamız. Bir, kayıt dışılığımız var %30 seviyesinde, %33 seviyesinde. Bizim bunu acilen çözmemiz lazım. Ben sahada olan bir kişiyim. O kadar kayıt dışı çalışanlar var ki aklınız hayaliniz durur. Koca koca plazalarda iş yapanlar, sigortası eleman çalışıyor. Devlete prim ödemiyor. Devlete prim ödemiyor. Maliyeye vergi ödemiyor. Bunu çözmemiz lazım. Bir de bizim kayıt içinde kayıt dışılığımız var. Bu ne demek? Siz, ben bir iş yerinde çalışıyoruz. Örneğin 5000 lira maaş alıyorum ama benim primim asgari Sosyal Güvenlik Kurumu'na 2900 liradan yatırılıyor. Bu aradaki fark benim ileride emekli olduğumda cebime girecek olan maaşın çalınması demektir. Yani düşük maaş almanıza neden oluyor. Evet. Şimdi bakın, Özgür Bey'in ifade ettiği, izninizle özür diliyorum. Tabii bakın, Özgür Bey'in söylediği şu. Yarın öbürsü gün
pişman olmak istemiyorsanız, neden ben bu kadar düşük emekli maaşı alıyorum dememeniz için bir kere maaşınıza sahip çıkacaksınız. Çalışanlar için söylüyorum. Emeklilerimiz içerisinde bunun pişmanlığını yaşayan da çok sayıda vatandaşımız var. Keşke diyen ama biliyorsunuz sosyal güvenlik sistemimiz geriye doğru borçlanmayı işte çocuk borçlanması, askerlik borçlanması ya da yurt dışında yaşıyorsanız 10 yıl geriye doğru borçlanma evet. hakkı veriyor. Bunun dışında geriye doğru bunu telafi etme şansı yok. Yok. Onun için Özgür Bey'in ifade ettiği gibi maaşınıza sahip çıkın. 10 lira alıyorsan 10 liralık sigorta, 20 lira alıyorsan 20 liralık sigorta yaptıracaksın. Buyurunuz. Şimdi tabii biz bunu söylerken çalışanlarımız da haklı olarak şunu söyleyecek bize Fatih Bey. Ya siz öyle söylüyorsunuz da ben zaten zor iş bulmuşum. Ben şimdi işverene 5000 liradan yatır desem beni işten çıkaracak. Evet, böyle de bir sıkıntımız var. Ama burada işverenlere de çok büyük bir görev düşüyor. Siz bu kişilerin ücretlerini gerçek ücret üzerinden ödemediğiniz için evet o gün belki para cebinizde kalmış oluyor ama bir de bunun öbür dünyası var. Tabii. Vebal altına girmiş oluyorsunuz. Devletin yani şu anki sistemimizin işverenlerimize çok cazip teşvikleri var. Bu teşviklerden yararlanmak suretiyle maliyetlerinizi düşürürsünüz. İşte maliyetten kaçmak için gerçek ücret üzerinden ödemediğiniz o kişilerin maaşlarını da gerçek ücret üzerinden bildirmiş olursunuz. Hem vebalden kurtulursunuz hem de yarın o işçi ayrıldıktan sonra işten sizi dava ettiğinde geriye gelerek bunları tekrar ödemek durumunda kalabilirler. Onun için çalışanlarımız ileride emekli maaşlarının düzgün olması için yani ben niye 1500 lira 1000 lira alıyorum dememeleri için birincisi çalışırken geleceklerini planlamalarını yapmaları gerekiyor. İşte dediğimiz gibi ücretlerin gerçek ücret üzerinden ödenmesi, prim günlerinin gerçek gün üzerinden ödenmesi bunlara dikkat etmeleri evet. gerekiyor. Şimdi Özgür Bey aynı zamanda hem işverenlere danışmanlık yapıyor hem de çalışan kesime yani toplumun her kesimine danışmanlık hizmeti veren bir uzmanımız. Kendisinin de ifade ettiği gibi ülkemizde aslında toplumsal bir bilincin oluşması gerekiyor. Sigorta çok önemli bir şey. Sağlıktan yararlanamazsınız sigortanız yoksa. Maalesef ve maalesef yaşlandığınızda emekli maaşı alamazsınız. Ek bir geliriniz yoksa bunun anlamı şu ya bankalara muhtaç olacaksınız ya da çoluk çocuğunuza amiyane tabirle el açacaksınız. Onun için toplumsal bir bilinç şeklinde bu sosyal güvenlikle ilgili konunun başta düzgün prim ödemekten ve vatandaşın da maaşına sahip olmasından geçiyor. Emekli maaşını yükseltmenin birinci formülü bu. Evet. Başka bir formül. Şimdi tabii ki mesela şu an vergi mükellefi olan vatandaşlarımız evet. var. Vergi mükellefi olduğu için Bağkurlu oluyorlar ve kendileri Bağkur primlerini ödüyorlar. Şimdi Bağkur primi ödeyenler bu halk arasında çok yanlış bilindiği için ya da hiç bilinmediği için özellikle bunu vurgulamak Lütfen. İstiyorum sizin aracılığınızla Fatih Bey. Buyurun. Şimdi ben kendi iş yerimde Bağkur sigortalısıyım. Ben bir başka şirkete gidip o şirketin bünyesinde danışman olarak da çalışabilirim. Orada benim sigortam yapılır. Burada vergi Bağkur primi ödeme yükümlülüğüm ortadan kalkıyor. Evet. Eskiden bu böyle değildi. Yapılan son düzenlemelerle artık vergi mükellefi olan bir kişi ticari faaliyeti devam ederken bir başka işveren yanında sigortalı olup çalışmaya başladığı anda Bağkurluluk sorumluluğu askıya alınır. Benim ekonomik durumum iyi ise, şartlarım uygunsa ben orada sigorta primimi öderken, işveren tarafından primim ödenirken buradaki iş yeriminde Bağkur primini ödeyebilirim. Bu ne kazandırır? Gün anlamında 30 gün sayılır ama diyelim ki ben orada 10 bin liraya çalışıyorum. 5 bin lirada buradan sigorta primimi ödedim. 15 bin lira. Ne oluyor? Priminizi arttırıyorsunuz. Primim evet. kazancımı arttırıyor. Kazancınızı. Gün anlamında ekstrası olmamakla birlikte prime esas kazancı matrahımı arttırdığım için ileride emekli olurken maaşıma da o yönde katkı yapacak. Bu durumda olan vatandaşlarımız bu alternatifleri de değerlendirmek suretiyle emekli aylıklarını artırmanın yoluna bulabilirler. İkincisi az önce ifade ettiğiniz borçlanmalar vardır. Mesela kadın çalışanlarımız ya da emekli olacak kadınlarımız doğum borçlanması yapacaklarsa borçlanma çok teknik bir konu olduğu için çok dikkatli yapmaları gerekiyor. Hangi yıllara nasıl borçlanacaklar ve kaç çocuğa kadar kaç gün borçlanıyor isterseniz bunu evet. da şu anda hanım izleyicilerimiz varsa geriye doğru borçlanmak ise izle bunu da ifade edelim lütfen. Şimdi Fatih Bey örneğin bir kadın çalışanımız artık belli bir prim gün sayısına gelmiş. Örneğin 5600 günden emekli olacak ama 4000 günü var. Veyahut da 4500 günü var. Kaç günü eksik? 1000 günü eksik.
Bir çocuk için 720 gün kadın borçlanabiliyor. İki çocuk için 1440 gün. Üç çocuğa kadar borçlanma olduğu için 2160 güne kadar borçlanabiliyor. Şimdi örneğin benim 1000 güne ihtiyacım var. Ben 1000 günün karşılığını ödeyeceğim. Şimdi kadın çalışanlarımız ya da emekli olacaklarımız, borçlanma yapacaklarımız bilmedikleri için ya gidiyor iki çocuğu varsa 1440 günü borçlanıyor. Üç çocuğu varsa gidiyor üç çocuğunu birden borçlanıyor. Yatırdığı borçlanma miktarı da bugünkü rakamla 30 liranın 33 lira civarında olduğu için asgari ücretten diyorum. Günlük. Asgari ücretten evet yatırdığı için geçmiş dönemlerde sigortalı prime esas kazançları yüksek olsa da onu düşürüyor bu sefer. Hmm. Onun için borçlanacağınız gün sayısı ve borçlanacağınız rakam çok önemli. Askerlik borçlanması mesela halk arasında hemen askerden gelen gider. Daha emeklilikle ilgili uzun vadede günü olmasına, yaşı olmasına rağmen pat diye gider askerlik borçlanması yapar. Yanlış. Askerlik borçlanması emekli olurken ya da olacakken planlanması ve ödenmesi gereken bir uygulamadır. Yaptığınız 500 günlük askerlik karşılığında yatırdığınız para sizin önceki kazançlarınızı olumsuz yönde etkiler. 30 lira 40 lira eksik emekli maaşı bağlanmış olur. Onun için askerlik borçlanması yapacak olan vatandaşlarımız da ileriki yıllarda baktı ki emeklilikle ilgili günü artık dolduramıyor. Borçlanmayla tamamlayabilecek. O zaman borçlanıp hangi dönemde askerlik yaptılarsa o dönemi borçlanırlarsa kazançları da o yönden yüksek olur.